2018-2019 eğitim öğretim yılı başta karma eğitim olmak üzere bazı tartışmalarla başladı. 2017-2018'i tek bir kelimeyle mağduriyet olarak öğrenciler açısından, veliler açısından değerlendirebiliriz. Geçen sene Eylül ayında başlayan sınav sisteminin kaldırıldığı tartışması, şu an yine Eylül ayındayız, hala başka tartışmalarla devam ediyor. En sonunda karma eğitimle ilgili bir açıklama yapıldı kaldırılmasıyla ilgili ve gene seneye tartışmalı bir gündemle başladı. Umarız bu yıl hem öğrenciler hem veliler hem öğretmenlerimiz için tartışmanın olmadığı, uzlaşımın olduğu ve eğitimsel konuların konuşulduğu bir yıl olarak devam eder. Eğitimsel ve Veliler Marmaris Şubesi temsilcileri yeni eğitim dönemine ilişkin basın açıklaması yaptı. Açıklamada sorunlar ve talepler dile getirildi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un geçen hafta İstanbul'da düzenlenen 2023'e doğru Türk Eğitim Sistemi Bulma Konferansı'nda eğitimde bir şey yapmamız lazımın ötesinde kıyameti koparmamız lazım dedi. Ancak bu toplantıya yıllardır eğitimde yaşanan sorunların bizzat muhatabı olan bu sorunların her an evlerin içinde yaşayan, seslerini duyurmak için her yolu deneyen, yani kıyameti koparan velileri çağırmadı. Bu ülkenin her yerinde çocukları istediği okula yerleşemeyen veliler, il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri önünde kıyameti koparıyor. Sayın Bakan, duyuyor musunuz? Ekonomik krizin faturasının her geçen gün ağırlaştığı bir döneme giriyoruz. Servis ücretleri, okul ihtiyaçları belimizi bükerken bir yandan da eğitim sisteminin getirdiği sorunlarla uğraşmak, çocuklarımıza bilimsel, layık, nitelikli bir eğitim aldırma mücadelesi yürütmek zorunda kalıyoruz. Türkiye'de okulların imam hatipleştirilmeye çalışıldığı belirtildi. Bu projenin başarısızlıkla sonuçlandığı kaydedildi. Milli Eğitim Bakanlığı 2017-2018 istatistiklerine göre Anadolu İmam Hatip Lisesi sayısı bir önceki öğretim yılına göre 253, İmam Hatip Ortaokulu sayısı 557 arttı. Eğitimsel raporlarına göre geçen yıl Milli Eğitim Bakanlığı bir anaokulu öğrencisi için 1673 TL, ilk öğretim öğrencisi için 4326 TL, genel öğretim öğrencisi için 6153 TL, mesleki ve teknik orta öğretim için 7504 TL harcama yaparken İmam Hatip Lisesi için 12707 TL'lik harcama yapmış. Liselere geçiş sınavı ilk yerleştirme sınavı sonuçlarına göre bu yıl İmam Hatipler için ayrılan kontenjanın yaklaşık %48'i boş kaldı. Bu kadar ayrıcalık ve olanak sağlanan İmam Hatip liselerinden 2018 yılında yüksek öğretim kurumlarının sınavına başvuran 234 bin öğrenciden üniversitelerin 4 yıllık bölümlerine yerleşenlerin sayısı 37 binden kaldı. Bu sonuçlar İmam Hatipleştirme projesinin iflasıdır. Açıklamada okulların güvenliğine de dikkat çekildi. Okulları duvarlarla çeviren, üzerine tel örgüler çeken, bununla yetinmeyip okulları polis yerleştirerek güvenlik sorunlarını çözeceğini düşünen anlayış, neden çocuklarımızın okullarını severek koşa koşa gideceği okul ortamları oluşturmayı düşünmüyor. Okullar zorla seçtirilen dersleri, müfredattan neredeyse çıkarılan spor, sanat, müzik derslerini okullar da çocukların severek yaptığı festival, bunun gibi sosyal etkinliklerin engellendiğini, hatta neredeyse yasaklandığını, bu haliyle okulların çocuklar için bir hapishaneye döndüğünü görmüyor mu? Veliler Marmaris'teki okullarda yaşanan sorunlara da işaret etti. Marmaris'te hala hizmetlisi olmayan okullar var. 48 kişilik sınıflarda okuyan öğrenciler var. Derslik eksikliği var. Öğretmeni belli olmadan okula başlayan öğrenciler var. Yurt problemi var. Bu sorunlar çözüm bekliyor. Marmaris'teki tüm okullarda tam gün eğitim talebi dile getirildi. Geçen yıl Veliler Marmaris temsilci olarak hem ilçe hem il Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptığımız görüşmelerin somut adımlar atılmasına katkı sağladığını gördük. Şehit Edip Cengiz Eken İmam Hatip Ortaokulu yerine ilkokul açılmasını olumlu buluyor. Marmaris'in tüm okullarında tam gün eğitime geçiş için yeni derslik yapılması talebimizi yeniliyoruz.